Merhaba arkadaşlar, ben Buğrayan. Web3 Teknolojileri Derneği olarak bir kripto para okuryazarlığı eğitimi hazırlıyoruz. Ücretsiz olarak yayınlanacak. Eğer ücretli olarak yayınlanırsa da bu Udemy'deki sertifikalar için hani sertifika alabilin diye yine ücretsiz kuponunu paylaşacağız belli periyotlarla. Şimdi kripto para eğitimleriyle ilgili genel olarak sorun, daha ilk derslerde blok zincir teknolojisine geçip onun dağıtık tarafıyla vesaire ilgili detaylar verip biraz daha dinleyiciye karmaşık görünen eğitimler olması. Bir başka eğitim modelinde de daha çok al sat odaklı ve işte o grafikler odaklı iş gidiyor. Yine işin arka planındaki teknoloji ve diğer unsurlar gözden kaçıyor. Bu eğitimde birazcık bu bahsi geçen konulara da dikkat ederek eğitimi hazırlamaya çalıştım. Bu eğitimi hazırlamadan önce az çok bütün eğitimleri izledim. Yani dünyadaki eğitimlerin de çoğunu izledim. Bunlardan da notlar çıkararak eğitimde faydalı bir içerik sunmaya çalışacağım. Şimdi hikaye tabii Bitcoin ile başlıyor. Şunu şöyle çekelim. Bitcoin öncesi çok yoğun bir dönem aslında. Yani 1985'ten itibaren diyebiliriz. Bir anonim para konusu ortaya çıkıyor. İşte burada 82'de var. 85'te artık bunun manifestosu yayınlanıyor. Ve burada da bir zaman çizelgesi var. Bunlar erken kriptografi çalışmaları olarak geçiyor. Buraya sığmayan bazı metinler de var. 92'de sözlük yayınlanıyor örneğin. Kripto sözlüğüm ve bu dönemde çeşitli denemeler yapılıyor. Bunlar çeşitli sebeplerle başarısızlığa uğruyor. Bazen işte devlet engellemesi, bazen teknik sorunlar gibi problemlerle akamete uğruyor. Bütün bu süreçlerden ders alınarak aslında Bitcoin geliştiriliyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu, bu erken dönem çalışmaları kriptografi bağlamından baktığımızda böyledir. Ama aynı zamanda bu dönemde Halfini gibi isimler bu işin toplumsal sosyolojik yanını da destekleyen metinler üretiyor. Halfini'nin metinleri de ayrıca var. Belki bir videoda ona da değinmek lazım, onu koymamıştım ama. Yani bu işin teknik tarafı, yani kripto para ve kriptografi nasıl bir süreçte ortaya çıktı? İşte David Shaun burada çok önemli bir isim. Kriptografi alanında uzman. Geçen yıl da Türkiye'ye geldi bildiğim kadarıyla. İstanbul'a Blockchain Week'e. Şu anda X diye bir XX Messenger diye bir proje yapıyor. Bu Twitter'ın isminin değişmesinden önceydi onun XX koyması. Blok zincir tabanlı bir kripto kuantum programlamaya, kuantum şifrelemeli anlık mesajlaşma uygulaması geliştiriyor. David Shaum'un çeşitli makaleleri yayınlanıyor bu dönemde. Halfini işte yine metinlerle beslemeler yapıyor. Daha sonra 98'de bu Wei Dai, B-Money yazısı yayınlanıyor. Bitcoin'in white paper'ında da ilk atıfta bulunan şeydir. Yine Halfini çeşitli çalışmalar yapıyor. Reusable Proof of Works diye bir çalışma yayınlıyor. Nick Szabo Bitgold konseptini açıklıyor. Bundan dolayı hani Bitgold'dan sonra Bitcoin acaba Nick Szabo mu yaptı? Konusu çok geçer aslında. Çünkü 2005-2008 arasında da çok bir çalışma yok. Hatta karanlık dönem diyorlar o döneme. Ama bilemiyoruz yani. Bu Bitcoin'i yapan Halfini de olabilir, Nick Szabo da olabilir. Ama ikisinden biri olması çok çok yüksek ihtimal. Halfini bir tık daha bana yüksek ihtimal geliyor. Bitcoin'in tarihçesine daha yakından bakarsak dediğimiz gibi 2008 öncesi var. Ama 2008'de artık white paper, beyaz kağıt dediğimiz bu manifestosu ki buna finansal teknolojilerin Magna Cartası, özgürlük bildirgesi de deniliyor. Yayınlanıyor ve Genesis blok oluşturuluyor. Genesis blok da aslında ilk bloktur. Benim bu Twitter'da falan kullandığım kapak resmi o. Yani burada da küçük bir detay vardır. Bir metin girilmiştir. Şansölye ikinci yardım paketini açıkladı diye bir küçük not düşürmüştür o kodların arasına. Yani şunu atıfta bulunur. Biz bunu yaparken hala para basılmaya devam ediliyordu.
2010 yılında ilk 10 Bitcoin karşılığı bir pizza dilimi alınıyor. Bu da dünyadaki ilk gerçek işlem, yani gerçek dünya işlemi olarak geçiyor. Fiziksel bir varlığı Bitcoin'le alma, tarihsel bir şey. Tabii soruyorlar, yani bunu satan kişiye 10 bin Bitcoin verdiniz bir dilim pizza karşılığında. Olsun, ben tarihe geçtim diyor. Pardon. Yani zaten bu pizzayı satan kişi Bitcoin.org'da ilk çekirdek kadrodan, dolayısıyla çok fazla Bitcoin olduğunu tahmin ediyorum. Bitcoin.org'un ben arşivini incelemiştim. Farklı dillere çeviriler var. O dillerden biri de bu 10 bin Bitcoin'i satan kişinin ülkesinde Slovenya olması lazım dildi. 2011'de Bitcoin artık 1 dolar eşiğine ulaşıyor. 2010'da Halfini şöyle diyor. Diyor ki çok garip. Yakında Bitcoin'in 1 dolara ulaşacağını konuşuyoruz ve buna neredeyse hepimiz eminiz. 3 katına çıktı diyor yakın zamanda yani. Altının 3600 dolara onsunun çıkacağını düşünebiliyor musunuz? Müthiş bir şey bu diyor. 1 dolara çıkması ve galiba diyor büyük bir fenomenin ilk başlangıç aşamasındayız. Ve 2011'de bu gerçekleşiyor. 2013'te 1000 dolara çıkıyor. Bu iki dönem arasında 1000 kat artıyor. Mesela şu anda çok çok böyle optimist senaryolarda Bitcoin'in işte 200 bin, 300 bin dolara çıkacağı konuşuluyor. Onda bile yani 5 kat artıyor aslında. Yani maksimum 67 binleri gördüğünü düşünsek 4-5 kat artıyor. Aslında o volatilite gitgide düşüyor. 2011-2013 arasında 1000 kat artmış. 2013-2017 arasında 10 kat artmış. Ve gitgide bu azalıyor. Bu yarılanma dönemleri tabii oluyor bu süreçte. Halvingler 2024'te bir sonraki yarılanmamız var. 2021'de daha sonrasında 2022'de bir küçük artış da oluyordu. Yani tekrar bir üst noktayı görüyordu all time high'ın. Ama ikisi birbirine yakında 67 bin dolar seviyelerinde olması lazım. Daha sonrasında da 16 bin dolarlara falan düşüyor. Ve devam ediyor. Aslında Bitcoin'in tarihçesine baktığınızda dikkat ederseniz dönüm noktaları genelde onun fiyatıyla ilişkilendiriliyor. Başka blok zincir projelerinde bu biraz değişiyor. Teknoloji de giriyor ama Bitcoin zaten hani dijital altın gibi bir şey. Dolayısıyla üzerine bir program yazamıyorsunuz. Fiyatı onun aslında gücünü, kendini ispatlamasını gösteriyor. Başka grafikle de buna bakıyoruz. İşte burada az önce bahsi geçen konular var. Bitcoin'in yükselişi ve az önceki grafiğin farklı bir versiyonu. Şimdi Satoshi Nakamoto'nun kim olduğunu bilmiyoruz ama bir şekilde hani tabiri caizse beynin içine bakabiliyoruz. White Paper'ı yayınlarken etkilediği ve etkilendiği aslında aynı zamanda Cyber Şifre Punk hareketi var. Ve bu şifre punk hareketi anonimliği destekliyor. Anonimlik altında da işte anonim kimlik, anonim para gibi kavramları destekliyor. Anonim kimlik konusu tam olarak çözülmüş bir konu değil. Aslında bugünlerde dahi konuştuğumuz şey biraz o. Yani merkeziyetsiz kimlikler, self-sovereign identity denilen böyle çoğu kişinin hala ekosistemdeki çoğu kişinin dahi çok yakın olmadığı konular. Yani özellikle diyor ki bir kimlik inşa etmeliyiz, bir de para. Ve kripto para kavramlarını geliştiriyor. Bitcoin'in öncüsü oluyor ve bu süreçte de ilham aldığı B-Money ve Hashcash, bunları White Paper'da kendisi söylüyor. Bunlardan ilham aldım diyor. Ve yayınladığı White Paper'da işte dijital imza konusunu sunuyor ve dijital imza işlem doğrulamayı sağlıyor. Yani dijital imzayı kullanıyor. O ilk defa burada gözükmüyor. Proof of Work'i içeriyor. Proof of Work emek ispat denilen şey de bir fikir birliği algoritmasını içeriyor ve Satoshi Nakamoto'nun en önemli çözdüğü şey şu çift harcama sorunu. Yani bir işlem olduğunda bu merkezi bir yere yazılmıyor ya, birkaç yere yazılıyor. Dolayısıyla oradaki tabiri caizse işlemlerin karışması, iki kere aynı şeyi harcanmış gibi gözlemlemesini çözüyor Proof of Work'le. Yine burada
Yukarıya doğru bakarsak peer-to-peer ağ, yani noktadan noktaya, dolayısıyla merkeziyetsiz bir sistem öneriyor ve bu süreçte blockchain teknolojisini tanımlıyor. Aslında white paper'da blockchain kelimesi geçmiyor. Chain of blocks. Yani bloklardan oluşan zincir gibi bir şey geçiyor ama bu daha sonradan blockchain diye artık dile geçiyor. Bu dağıtık defter kullanıyor ve değiştirilemez kayıtlar oluşturuyor. Bugün geldiğimiz noktada blockchain'in dışında da bazı merkeziyetsiz da, yapılar, işte en çok bilineni DAG, Diyarbakır, Adana, Giresun kullanılıyor çeşitli projelerde, belli sorunlarını çözmeye çalışıyorlar. Tabii Bitcoin'in kullanım senaryoları önemli çünkü sonuçta sunduğu fayda biraz bununla ilişkili ama bugün geldiğimiz noktada Bitcoin işte sizin aslında peynir alırken kullanabileceğiniz bir şey değil. Burada bu senaryoları konuşuyoruz tabii, perakende satış falan, ama Bitcoin altın gibi, yani bu bir değer muhafazası için kullanılan altının dijital versiyonu. Bundan dolayı da aslında Bitcoin ile ilgili çeşitli projeler geliştiriliyor. Yani Bitcoin'deki zincire tabiri caizse bir yan zincir gibi eklemlenip işte Bitcoin hızlı bir şekilde işlemlerin yapıldığı projeler de var. Hatta Bitcoin üzerinde merkeziyetsiz finans uygulaması, DeFi ürünü de var portalda sanırım. Ama daha çok Bitcoin şurada, yani yatırım aracı. Burada da fonlar, ETF'ler, zaten işte 2023'te çekiyoruz bunu. Bu kadar Bitcoin'in hareketlenmesinin arkasında da ETF dediğimiz bankacılık sistemindeki onaylar biraz söz konusu oluyor. Çeşitli noktalarda kullanılabiliyor. Eğitim, araştırmada, üniversitelerde, işte ben de ders veriyorum. Özel kurslarda kullanılabiliyor. Tabii bunun kurumsal kabulü, teknoloji şirketlerinin, finansal kurumların kabulüyle gerçekleşiyor. Bu da gitgide illegal alandan çıkıp sistemle barıştıkça belli formüllerle gerçekleşiyor. Yine bir teknolojik altyapı olarak blok zincir uygulamaları ve güvenlik ve anonimlik gerektiren yerlerde kullanılıyor. Ödeme hizmetlerinde de doğrudan transferlerde ve ödeme işlemcilerinde kullanılıyor. Ama dediğim gibi bu taraf, sarı taraf, birazcık daha altcoin, alternatif coinlerin kullanıldığı senaryoya dahil edilebilir. Henüz Bitcoin'i biz, çünkü 10 dakikada kazıldığı için bir blok, tarz senaryolarda çok kullanmıyoruz. Bitcoin söz konusu olunca en çok akla gelen şeylerden biri de şu: ya burada işte kara para aklama var mı, illegal şeyler var mı? Mesela burada uyuşturucu ticareti, çocuk istismarı içerikleri gibi yasa dışı içeriklerin kullanıldığını ilk başlarda, yani 2000, özellikle 2013-2014 böyle bu işin pik yaptığı yıllar görüyoruz. Bu dönem, yani 2013-2014 dönemi, birçok kaosun olduğu bir dönem. Yani aslında Fetret Devri gibi bir şey Osmanlı'daki. O dönem işte bir bakıyorsunuz ki işte bir uyuşturucu ticareti oradan yürüyor, bir kara para aklanıyor ve o dönemde çeşitli operasyonlarla, regülasyonlarla vesaire bunun üstesinden geliniyor. Gelindikten sonra zaten aslında fiyatı ciddi artıyor çünkü gelindikten sonra artık borsalarda rahatlıyor ve çok hızlı bir şekilde kitlelere yayılıyor. Ama tekrar bakacak olursak işte silah ticareti, yasa dışı ödemeler, uyuşturucu ticareti, anonim ödemeler, darknet pazarları hala kullanılıyor mudur? Kullanıldığı senaryolar olabilir. Yani sonuçta bir kişi birine uyuşturucu verse, diğeri de diğerine o para atsa, bunun onunla ilişkilendirilmesi o kadar basit bir şey değil. Ha, internete ilan verir, oradan yaparsa belki izlenebilir. Ama kara para aklamada işte gerek Bitcoin gerekse işte o NFT'ler vesairenin de kullanıldığı senaryolar oluyor gizli odaklı işlemlerde. Fidye yazılımları da işte en çok 2013'te falan arttı. Sizin bilgisayarınıza kilitliyor ve kripto ile ödeme istiyor. Burada ödeme için Bitcoin talebi gönderiyor. Dolayısıyla burada da çeşitli senaryolar var ama bunlar zaman geçtikçe azalıyor. Çünkü genel kullanım senaryoları oluştukça ve Bitcoin zinciriyle ilgili aslında zaman geçtikçe anonimlik de azalıyor. Çünkü cüzdan adresleri belli ve o cüzdan adreslerine ilişki ağlarını illaki istihbarat servisleri
kaydedip anlamlandırmaya çalışıyor. Bu tarz işlerle uğraşanlar buradansa daha privacy coin denilen işte Dash, Monero gibi farklı yerlere doğru geçiyorlar. Bu da bizim son slaytımız. Şimdi Bitcoin hacklenir mi? Sorusu da gündeme geliyor. Aslında Bitcoin'in ana mekanizmasının hacklendiği bir şey yok. Ama şöyle bir şey var. Şimdi Bitcoin'de düğümler oluyor ve siz de bir Bitcoin düğümü olabiliyorsunuz. Madencilik yapabiliyorsunuz. Bu düğümleri yaparken mesela uzakta bir makinayı da kiralayabilirsiniz. Veya işte borsalarda bu işleri yapabilir. Bazı noktalarda kullanıcının kullanımından kaynaklı merkezi olaylar olabiliyor. Mesela biz merkezi borsa kullanıyoruz diyelim ki Binance, BTC Türk'ü vesaire. Şimdi bu borsa hacklendiğinde bizim varlıklarımız çalınabilir. Ama borsa şunu diyebilir. Tamam, 50 milyon dolar çalındı ama benim sigortam vardı ki Binance bunu yaptı ve çok büyük puan kazandı. Ben bunu size veriyorum. Sizin zararınızı telafi ediyorum da diyebilir. Ama sonuçta merkeze. Şimdi bu hacklenme olaylarında da yani burada gördüğünüz işte bu Altbis İtalya borsası, BTC'yi başka bir borsa, işte MTGOX var, Bitstamp. Bunlar Binance, bunlar borsalar. Yani bu borsalar hackleniyor. Şu Linode da aslında Bitcoin düğümlerini uzaktan çalıştırmaya yarayan bir servis. Bu da hackleniyor. Ve bu ağlar hacklendikçe, özür dilerim ağlar değil, bu merkezi yapılar hacklendikçe tabii Bitcoin çalındı oluyor. Ama aslında Bitcoin'in merkezinde bir sorun yok. Yani düşünün ki Merkez Bankası çok güvenli bir şekilde muhafaza ediyor. Ama o parayı veriyorsunuz, biri eve getiriyor, evden çalınıyor. Çünkü sana diyor ki eve getirme bunu yani. Bu farklı bir yapıda tutun, muhafaza edilmesi lazım. Ama insanlar Bitcoin'lerini sonuçta merkezi borsalarda tutunca ama bunun da bir sürü avantajı var. Yani o da ayrı bir konu da bu riskleri de kendisine almış oluyor. Ama şurada üst dönemdeki şeye bakarsanız işte yükseliş dönemi. Çünkü burada çok iyi bir temizlik oluyor aslında. Yani kara para işte ve diğer yasa dışı içeriklerle ilgili çok iyi temizlemeler oluyor. Güvenlik önlemleri artıyor ve bu süreçte bunların artmasıyla beraber gitgide bu sorunlar çözülüyor. 2023'ten baktığımızda bence manzara iyi. Yani çünkü 2021, 2022'de, 2001, 21 Mayıs'ta, 19 Mayıs'ta hatta başlayan bir düşüş. Sonrasında bir daha çıkma ama tekrar düşüş. Altcoin'lerde o günden beri ciddi bir erime %90 üzerinde. Buna rağmen ana projelerden iki tanesi FTX ve Luna. Belki onları da gireriz. İkisinin de siyasi şapkası var. Yani Luna'nın da FTX'in de siyasi olarak topa girdiği alanlar var. O yüzden onların batmasını da teknolojiden ziyade politik sahadaki hareketleriyle de anlamak mümkün. Onun dışında çok büyük bir hacklenme de yok yani. O yüzden genel olarak baktığımızda şu anda durum bu süreçten dersler alındığını gösteriyor. İlk videomuz bu kadardı.